Selam, ben Davut'tan. Dostlar, hani bir söz vardır. Yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder şeklinde. Gerçekten çok doğru bir söz. Son zamanlarda yine bazı hocalarımız dini bilgilerinin yetersizliğinden, dinin reklamını yapma niyetlerinden ama tamamen iyi niyetten kaynaklı çok saçma sapan ve dinin dahi onaylamayacağı, din tarafından dahi ne kadar saçma diyorsun ey Adem çocuğu dediği bence saçma sapan beyanatlarla yine milleti sözüm ona tırnak içerisinde saptırıyorlar. Hem kendileri sapıyor, din literatürüyle konuşalım, hem de taraftarlarını saptırıyorlar. Kimlerdir Davut Hoca şeklinde soruya maruz kalabiliriz. Bence kalmışızdır. Bu kimlerdirin arkasına çok isim sayabiliriz. Fakat bazen dostlar isim verdiğimizde o vermiş olduğumuz o isimlerin taraftarlığını yapan kişiler tarafından çok gereksiz yere, gerçekten çok gereksiz yere eleştiriliyoruz ve bizleri dinlemiyorlar. Hal böyle olunca da bizler de zaman zaman isim vermeme kararı alıyoruz. Ama isim vermekten de çekinmeyiz. Bunu biliyor o arkadaşlar. Şimdi dostlar, her videomuzda olmasa da zaman zaman birçok videomuzda şunu söylüyoruz. Kimseye karşı bir düşmanlığımız yok. Ciddi söylüyorum, yok. Bunu düşmanlık için de yapmıyoruz. İnsanların ayıplarını ifşa etmek gibi bir terbiyesizlik asla ve asla bizde mevcut değil. Bilmeden, hani derler ya, sırf lisan ettiyse kaffola. Bilmeden bir şeyler söylediğimizde kırıcı anlamında onun adına da gerçekten kendi adıma özrü beyan ediyoruz. Gerçekten özür diliyoruz. Bir dindar olarak da haklarını helal etmelerini dileriz. Varsa bizim hakkımız herkese helaldir zaten. Kimseye hakkımızı haram etmiyoruz. Şimdi dostlar, son zamanlarda hani selefilikti, tarikatlardı, şunlardı, bunlardı, zaten aylarca koronaydı, moronaydı, üst akıldı, alt akıldı, orta akıldı, falandı, filandı, ateizmdi, deizmdi, çok şeyler konuşuluyor. Seviyeli konuşuluyor, seviyesiz konuşuluyor, delillere dayalı konuşuluyor, delillere dayalı olmadan konuşuluyor. Gerçi kimse yoğurdum ekşi demiyor mübarek, herkes alim maşallah. Hani diyoruz ya, atomun tarifini yapmaya şeyi yok, mecali yok Beyzade. Ama atom mühendislerine seni döverim ha diyecek kadar arsızlaşabiliyor, yüzsüzleşebiliyor. Böyle insanlarla dolu bir gezegende yaşıyoruz maalesef. Bir konu hakkında bilgin yoksa susmalısın. Bunu da anlamış değilim. Şu ağzını şöyle bir ferman çekeceksin, bu kadar. Bu kötü olan bir şey değil, seni aşağılatan bir şey değil. Yani çok affedersin, şereften mahrum bırakan bir şey de değil. Bence erdemli bir harekettir. Ve bence insan olmanın da bir gereğidir diye düşünüyorum. Medeni insanlar bunu yaparlar. Adil insanlar bunu yaparlar. Bilmiyorsan susarsın kardeşim, bu kadar basit. Bu zor bir şey değil ki. İnsan her şeyi bilmek zorunda da değil. Çok iyi bildiğimizi iddia ettiğimiz ya da düşündüğümüz şeyler konusunda dahi zaman zaman ne kadar bilgisiz olduğumuzu görebiliyoruz. Bilgiden kastımız sadece dini bilgi, bilimsel bilgi değil dostlar. Hayata dair de bilgiler var. Onları da kastediyoruz. Şimdi dostlar, neden böyle bir video? Yine son zamanlarda bazı hocalarımızın bu konuyla alakalı, videomuzun başlığının konusuyla alakalı bazı şeyler söylediklerine şahit olduk sosyal medyada, özellikle YouTube sosyal medyasında. Hal böyle olunca da biz de dedik 3-5 kelam edelim. Daha öncesinde de bu konuyla alakalı video paylaşımlarım olmuştu, hatırlarsınız. Biz de güneş altında yeni bir şey yoktur hesabı. Çok da yeni bir şey de söylemek istemiyoruz. Çünkü karşımızda birileri olmadığı için, tartışılacak bir konu olduğu için saatlerce böyle boş boş ne bileyim işte ekrana bakarak bir şeyler söylemek çok doğru olmuyor dostlar. Çünkü tartışılarak konuşulması gereken konulardandır bunlar. Ama burada sözlerimin başında, videonun başında hani bir söz naklinde bulunmuştum ya, yarım hoca dinden eder insanları. Bunu şimdiki söyleyeceğim sebeplerden ötürü söyledim dostlar. Anlamışsınızdır. Ya dini konularda gerçekten bilgisi olmayan insanlar o kadar sakat din adına şeyler söylüyorlar ki
insan gerçekten çıldırma noktasına geliyor. Gerçi hocalara sorsan mübarek Allame-i Cihan kesi derler. Ama önlerine bir metin versek bu ne ya, Çince mi bu yazı derler. Ya da dini ilimlerle alakalı bir fur'u bir meseleyle alakalı, hatta asli bir meseleyle alakalı bir konuyu kendilerine sorsan, ben hayatımda hiç böyle bir şey duymadım diyecek kadar da böyle nasıl söyleyeyim, kibirli kibirli konuşabilirler. Bunları bilmiyorsan, bunu duymadıysan bu konular hakkında nasıl böyle bir şey konuşabiliyorsun? Hani diyoruz ya, atomun ne olduğunu bilmiyorsun. Yani füzyonu anlatmamızı bekliyorsun gibi. Şimdi dostlar, bu hocalarımız çıkıyorlar ekranlar karşısına, kanallara, şuraya, buraya. Diyorlar ki birilerine laf çakma adına, aslında dinlerinin özünü teşkil eden, mantığını teşkil eden, manifestosunu teşkil eden yapısını eleştiriyorlar. Fakat bunun farkında değiller. Yani yaptıkları eleştiri aslında dinlerine yönelik eleştiridir. Ama heyhat, gelin görün ki bu arsızlıkları onların gerçeği görmelerine mani olmuş oluyor. Bunun da farkında değiller. Hani derler ya, hem güçlü hem suçlu hem güçlü hesabım. Hal böyle olunca da dostlar, hem suçlular, suçlu olmayı kabul etmiyorlar. Suçu bu sefer suçsuz masum insanlara atarak o insanları suçluyorlar. Yani bu kadar arsız insanlar. Dini bozan sizsiniz, saçma sapan şeyler söyleyen sizsiniz, dini yanlış anlatan sizsiniz. Ama dini doğru anlatmak isteyen, doğru anlatan, doğru yaşamak isteyen topluma, dindarlara karşı da parmak sallayarak arsızlaşan da sizsiniz. Böyle bir şey olamaz ki. Mart kedisi gibi derler. İfadeyi kullanmayalım. Artı 18'lik şeyler var, ifadeler var. Bilenler gülmüşlerdir büyük bir olasılıkla. Şimdi ne diyor ki Davut Hocam, deminden beri bir şeyler söyleyip duruyorsun, konuya gir artık. Konuya girelim. Şimdi bu hocalar kalkıyorlar. Hani şöyle bir hüküm vardır ya, din akıl değil, nakil dinidir. Doğru, din akıl dini değil, nakil dinidir. Bu hükmün esprisini anlamadan, neyi murad ettiğini bilmeden kalkarlar. Bunlar aklın önemine dair bazı şeyler söylerler utanmadan. Şimdi o kadar utanmazlık yapıyorlar ki, o kadar arsızlık, o kadar edepsizlik, o kadar ahlaksızlık yapıyorlar ki, sanki bunu söyleyen ulema, kaldı ki tüm İslam dünyası dostlar, tüm İslam dünyası sanki şunu söylüyor: aklın hiçbir önemi yok, akılsız olmalısın, aklını kullanmamalısın. Şimdi bunu, bu noktayı koyduk. Dipnotta şu bilgileri arz edelim dostlar. Dinin akla yönelik vurgularını bir tarafa bırakalım, dışarı çıkalım, elimize mikrofon alalım. Önümüze gelen tanıdık tanımadık, binlerce insana, insana aklın önemine dair soru soralım. Hani diyelim ki ya kardeşim, ya amcacım, ya dayıcım, ya teyzecim, ya nineciğim, dedeciğim, artık nasıl hitap edersek yaşına göre, akıl önemli midir desek, %100 alacağımız cevapları tahmin edersiniz. Yani en eğitimsiz insanlar dahi, yaşı 80-90 dahi olsa, bir kitap eline bile almadığını düşündüğümüz insanlar dahi, bir şehir hayatının tahmin bile edemeyecek kadar şehirden uzak yaşadığını düşündüğümüz insanlar dahi, aklın önemine dair çok güzel şeyler söyleyeceklerdir. Öyle değil mi dostlar? Ne diyeceklerdir bu soru karşısında? Muhtemelen diyeceklerdir ki, ya evladım, bu nasıl bir soru? Tabii ki de akıl önemli. Nasıl önemli mesela dayıcım, dedeciğim, nineciğim, teyzeciğim, halacığım? Ya işte aklın olmazsa bak akılsız işler yaparsın. Aklın olmazsa yemek pişiremezsin. Aklın olmazsa trafikte araç kullanamazsın. Aklın olmazsa evi idare edemezsin. Aklın olmazsa şunu yapamazsın, bunu yapamazsın gibi gibi. Bunu niye söylüyorum? Bu az önce eleştirdiğim hocalar o kadar canavarca mevzuyu ele alıp karşı tarafa top atmaya çalışıyorlar ki, sanki din akıl dini değil, nakil dinidir diyen bu cena, kaldı ki dinin tamamıdır, din diyor zaten bunu, din diyor, dindarlardan ziyade, sanki aklı öteliyor, sanki aklın hiç önemi yokmuş gibi davranıyormuş gibi, sanki bunu savunuyormuş gibi anlatıyorlar.
ya böyle bir terbiyesizlik olabilir mi? Bunu dediklerinde, yani din akıl değil nakit dinidir denildiğinde bundan kastı muradı ne olduğu ciddi kaynaklarda zaten yazıyor. Ayrıntıları da yazıyor. Kalkıyor hoca bu sefer aklın önemiyle alakalı. İşte İslam kelam sisteminde bilgi elde etmenin yollarından biri de akıldır. Vay anasını be, sen bunu demesen millet bunu bilmiyordu şimdi. Zaten biliyor. Senin eleştirdiğin insanlar, alimlerin eserleri bunlarla dolu zaten. Cimcime hocam benim, güzel kardeşim benim. Niye böyle cahillik yapıyorsun? Bir iki tane bilgi kırıntısı bellemişsin sağdan soldan, sonra karşı tarafa laf sokmaya çalışıyorsun. Yahu onların aktardığı kitaplarla zaten sen bu bilgileri edindin. Yani akıl dini değil, din akıl değil nakil dinidir derken, din bize nakden gelmiştir. Bunu dile getiriyor din. Sonra dinde var olan birçok mesele akılla çözülecek mesele değil. Açık konuşalım, bizim bu dinin, İslam'ın ilahına inanmamızın bile arkasında nakil var, akıl mı var? Biz aklımızı kullanarak mı Allah'ı bulduk? Yoksa birileri bize, ya Muhammed diye birileri yaşadı asırlar öncesinde, onun işte toplumu da Allah diye bir varlığa inanıyordu. Muhammed de kendi müşrik toplumunun tapınmış olduğu o ilahtan vahiy aldığını iddia ederek süreci başlattı ve İslam isimli din çıktı ortaya. Doğru mu? Vallahi de doğru, billahi de doğru. Peki bu bilgi bize nasıl geldi? Nakille geldi. Biz aklımızı kullandık. Evet, bir yoga yapalım. Bir transa geçelim. Hep beraber hisleri nöbetine tutulalım ve toplu bir rüya görelim dedik de mi aynı rüyayı gördük de İslam dini hakkında aklımızı kullanarak bu çıkarımlarda bulunduk? Hayır. Ve dinde var olan birçok hüküm de böyledir. Yani akıl değil nakil dinidir derken alimlerin kastettiği şeyler bunlar. Yoksa aklı ötelemek değil. Yani bizim akaid kitapları, sizin eleştirdiğiniz o alemlerin akaid kitaplarının en başlarında aklın önemine dair vurgular vardır. Aklı olmayanın dini yoktur. Yani şu sınıf insanlardan kalem kaldırılmıştır der ya peygamber. Onlardan biri de mecnun insanlar. Hatta akıl bali deriz ya, küçüklüğümüzde de bize öğretilmiştir. Yani dinin sana senden bir şeyler istediğinde senin sorumluluk, yani ehliyet kazanabilmen için senin belirli bir yaşa gelmen gerekiyor. Akıllı olman gerekiyor. Buluğ çağına erme durumu vardır dostlar. Yaş şudur budur önemli değil. O değişken olabilir. Kişiden kişiye, bölgeden bölgeye neyse değişebilir, önemli değil. Ama orada dahi bir akılla alakalı bir durum var. Aklın eğer iyi ile kötü ayırt edebilecek kıstası gelmişse, bazı şeyleri kavrayabilecek dereceye geldiysen sen artık din tarafından sorumlu tutuluyorsun. Gelmediysen din seni sorumlu tutmuyor. Yine akılla alakalı. Bunu bilmiyor mu o senin eleştirdiğin alimler, zatlar, ümmet? Biliyor. Peki nasıl aklı ötelemiş oluyor o insanlar? O insanlar aklı ötelemiyorlar. Terbiyesizlik yapmayın. Yani konuları başka tarafa çekerek sizi etkileyen o canavarların, o zombi kılıklıların ortaya çıkıp yine ümmete saldırmasına kapı aralamış oluyorsunuz. Beni kızdıran o. Yoksa sizin saçmalıklarınıza ben çoğu zaman gülüp geçiyorum. Yetersiz hocalarımız bizim. Gerçi mantar biter gibi her yerden de bitiyorsunuz. Bitecek gibi de değilsiniz. Fakat o kadar saçma sapan şeyler söylüyorsunuz ki gerçekten, yani beddua kesinlikle benim tasvip etmediğim bir şeydir ama zaman zaman soyunuzun ebter olmasını istiyor. İçimdeki ses gerçekten bunu istiyor. Yani tanıdıklarınız, çocuklarınıza bir zarar gelsin anlamında değil. Ama bu şekilde bir genetik bir şey olacaksa, bir çoğalma olacaksa, şu savunduğunuz şeyleri savunacak bir nesil üretecekseniz vallahi o neslin ürememesini dilerim. Ben ne diyeyim artık? Çünkü o kadar akılsız şeyler yapıyorsunuz ki, o kadar saçma sapan şeyler yapıyorsunuz ki akıl kârı değil. Kalkıyorsunuz saçma sapan beyanatlarda bulunarak sizi dinleyen, sizin her sözünüzü hakikat telakki eden insanlara sokağa sürerek zombi salgını gibi bir salgın başlatıyorsunuz ve onlar da önüne geleni kapıyor, arkasına geleni tepiyor. Ve herkesi tekfir edebiliyorlar. Tekfirle yetinmiyorlar. Direkt o insanların, kendisi gibi düşünmeyen insanların kafir olduğunu, müşrik olduğunu, zararlı olduğunu, ümmet adına zarar verdiklerini dile getirebiliyorlar. Getiriyorlar, bunu görüyoruz. Birçoğunu belki siz ciddiye almıyorsunuz ya da haberdar değilsiniz ama gerçekten böyledir. Hal böyle olunca da sayın hocalar, bunu savunan, bu saçmalığı savunan hocalara söylüyoruz ya da zatlara, hoca olması gerekmiyor. İslam akıl dini değildir, nakil dinidir derken
bunu söyleyen insanlar, dindarlar aklı ötelemiyorlar. Aklı nasıl öteleyebilirsin ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bak aklımızı kullanarak, ben bu konuyla alakalı beni takip eden arkadaşlar bilirler. Hani bununla alakalı birçok video paylaşımı da yapmıştım. Hatta sosyal medyada da çok kişiyle tartışmıştık. Adam bana hala diyor ki sen aklı öteliyorsun, sen aklı öteliyorsun. Tabii karşıdaki insanın bilgisizliğini, cehaletini, ön yargısını, edepsizliğini çok iyi biliyoruz. Çünkü adamın daha söze başlangıcı sen ne ayaksın lan Davut. Düşünebiliyor musun dostlar? Adamın söze başlamasına bakın ya. Sen ne ayaksın lan Davut. Ve bu adam Kur'an ahlakıyla ahlaklandığını söyleyen bir zat. Edepsiz bir insan. Biz yine tabii ya sabır çekiyoruz. Ya insandır, kardeştir falan filandır. Fakat o kadar edepsiz ki. Adama şunu anlatamıyorsun. Ya kardeşim aklımı kullanarak ben binlerce kitap okumuşum. Aklımı kullanarak ben bu ilimleri okumuşum. Bak aklımı kullanarak seninle konuşuyorum. Aklımı kullanarak bak bu ilmi okudum sana aktarıyorum. Sen bunu anlayamıyorsun bile. Sana söylediğim şeyleri anlamaktan acizsin. Adamla dalga geçiyorum bir noktadan sonra onun farkında değil. Yani aklı gitmiyor ki. Aklı yetmiyor. Adamın aklı yetmiyor. Yani okuduğum kitapların listesini önüne koysam vallahi kitapların adını okuyamaz. Altını çiziyorum. Vallahi okuyamaz. Kitabın adını okuyamaz. Ben nasıl aklı ötelemiş oluyorum? Böyle saçma bir şey olabilir mi? Aklımı kullanarak bak o kadar ilim okudum ben. Hala okuyorum. Gecemi gündüzüme katıyorum. Bak bu kadar sıkıntılı dönemlerde dahi iş hayatımı geçti. Günlük saatlerce kitaplara zaman ayırıyoruz biz. Bunu nasıl yapıyoruz? Yani sıhhatli olmamızın yanında hamdolsun aklımızı kullanarak yapıyoruz. Peki ben nasıl aklı öteleyebilirim yahu? Ben aklı öteleyerek nasıl bilim yapabilirim? Makaleler okuyabilirim, kitap okuyabilirim, düşünebilirim. Öyle değil mi? Bu yüzden akıl dini değildir, nakil dinidir denildiğinde espri az önce söylemiş olduğum o konularla alakalıdır dostlar. Kelam makal kitaplarımız da bu konuda çok geniş ele alınıp incelenmiştir. Bu sözü söyleyen hocaları dinleyin ama ciddiye almayın. Şimdi de bu kadar. Hoşçakalın.